Evet, i̇yi günler arkadaşlar tekrar. Bu dersimizde Sitavi programının e, bilgisayarımıza nasıl kurabiliriz konusu hakkında size bilgi vermeye çalışacağım. Hemen arkadaşlar Google'a Sitavi yazıyoruz. Sitavi'nin An ana sitesine gidiyoruz arkadaşlar. Tıkladık, tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir site çıktı. Sitavi Home. Evet buraya tıkladığımızda programın ana sitesine giriyoruz, programı indiriyoruz. Öncelikle söyleyeyim, program paralı bir program ama bize ücretsiz deneme sürümünü de vermektedir. Bu ücretsiz deneme sürümünde 100 adet kaynakça ekleyebiliriz ve istediğimiz 100 adet kaynakça ekledikten sonra e, bu sayının dışına çıkmadan istediğimiz şekilde programı kullanabiliriz arkadaşlar. Tekrar beğendikten sonra programı satın alabiliriz. Evet, Sitavi ders şeyine girdik, programına girdik. Girdikten sonra e, siteyi tanıtmaya pek fazla gerek duymuyorum şu anda. Ama önemli mesela bazı mesajlar var sitede. Özellikle siteyi değiştirmişler en son girdikten sonra tabi. Şu anda Sitavi 6 çıktı. Ben size Sitavi 5'in derslerini anlatacağım. 5 ile 6 arasında pek fazla bir fark yok. Ama 6 daha çok mesela özellikle... eee Sitavi'nin farklı kullanıcılar tarafından bir platform şeklinde de mesela kullanılan, kullanılabilmesini sağlamaktadır. Yani bu, bu versiyonda o sağlanıyor arkadaşlar. Ama e, ben 5'te de yeterlidir. E, siz tabii satın almak istediğinizde 6'yı alacaksınız. 5'ten e, elde edeceğiniz bilgiler sizin için yeterli gelecektir. Artık kendinizi geliştireceksiniz arkadaşlar. E, ülkemizde yani akademik çalışmalar yapan akademi dünyasına girmeye çalışan öğrenciler, ondan sonra da bu yola baş koymuş araştırmacılar e, elbette yani öğrenmiş olduğu derslerden genellikle yani bilgisayarı pek fazla mesela bu e, sürece dahil edememişler arkadaşlar edememektedirler çünkü aldıkları ders falan mesela pek fazla değil, bu konuda mesela dünyada çıkan programlar pek fazla mesela takip edilmemektedir. Herkes kendine göre mesela bir geneliksellleştirilmiş bir yöntem belirleyerek e, akademik çalışmalarının, çalışma sürecinde mesela e, faaliyetlerinde yani bilgisayarı daha yeni yeni kullanmaya başlıyoruz. E, şimdi ben bunlardan bir programı olan yani bu kullanılan programlardan bir tanesi olan STAVI hakkında dersler üreteceğim. E, bu programı dünyadaki mesela akademisyenlerin çoğu biliyor ve kullanıyor ve bunu takip ediyorlar devamlı. E, sadece bu program değil daha fazla programlar var ama bunlar arasında mesela benim de incelediğim mesela epey bir program inceledim. Yani size de öğretme kararı aldığım programlardan bir tanesi tabi programı. Şimdi burada mesela araştırmacı için, ondan sonra şirketler, organizasyonlar için, öğrenciler için, kütüphaneciler için ya da mesela evde çalışan araştırmacılar yani free lisans dediğimiz araştırmacılar için bu program gerçekten de önemli ve kullanılması gereken bir program arkadaşlar. Ee, i̇şte burada mesela hani bir takım mesajlar var dedi ki işte sizin akıl kitiniz ondan sonra araştırma yaparken, analiz yaparken, ondan sonra bölümleme yaparken, ondan sonra bazı mesela önemli profesyonel profesörlerin mesela mesajları var burada mesela. İşte I tried many reference management program yani birçok referans programı denedim. Fakat şunu söylemeliyim ki hiçbir tanesi mesela tam olarak sitavinin yanına yaklaşamadı. Yüz o yani ease of use and efficiency yani kullanım kolaylığı açısından ve etkiliği açısından daha fazla söylemek gerekirse bilgi organizasyonu yani bilgi organizasyonu sağlayan ondan sonra da özellikle görev planlaması e, konusunda Sitavi diğerlerini mesela es geçmektedir arkadaşlar. Daha iyi her şekilde mesela yazım aşamasında Sitavi'nin bize yararları. Ondan sonra da collaborate yani işbirliği açısından Sitavi'nin e, önemli mesela özellikleri var. Özellikle 6 serisinde. Yine organize olma açısından. Tabi buradaki mesajlara dikkat ederseniz okumuyorum. Yani açıklama gereği duymuyorum. O artık da siz yavaş yavaş bunlara mesela İngilizce ile aşinaysanız göreceksiniz. Yani özün yani sözün özü demek gerekirse program bizim organize olma, araştırmamıza, yazmamıza, atıf atmamıza, e, ondan sonra pdf okumamıza, pdf üzerinde mesela e, yani altını çizme, renklendirme, onu atıfa çevirme, direkt atıfa çevirme gibi faaliyetleri mesela program otomatik olarak hepsini yapmaktadır. Burada da bakın arkadaşlar download sitavi free yani ücretsiz olarak download edebilirsiniz, deneme sürümünü indirebilirsiniz, deneme sürümünü indirdikten sonra dikkat ederseniz yani program zaten e, gelecektir. Download ederken şuradan download ediyoruz. Bakın. Evet. Girdik. Burada işte e, burada siz download yaptığınız zaman inecektir arkadaşlar. Program devamlı kendini güncelliyor. Ayda bir işte yeni versiyonlar çıkıyor. Bu güncellemeler satın aldıktan sonra göreceksiniz ki e eklenecektir. Download denildiği zaman program e, otomatikman bakın alt kısma buraya indi. İndikten sonra da arkadaşlar indiriyorsunuz. Kuruyorsunuz. Kurduktan sonra da karşınıza böyle bir eee alan çıkacaktır. Hemen açıyorum program arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Evet açtım. Açtıktan sonra bununla ilgili bir bilgi vereceğim. Dersi bitireceğim. Bitirdikten sonra yeni, yeni bir derse başlayacağım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Program burada İngilizce kelimeler var. İngilizce ondan sonra şeyler var. Haberler falan var. Bunlar pek sizi fazla indirip ilgilendirmiyor. Siz e, şu alanlara yöneleceksiniz arkadaşlar. Şurada bakın dili seçeceksiniz. Dili çektikten sonra e, bu konuyla ilgili daha önce sonrasında bilgi vereceğim. Ee, lisans bölümü Burası önemli ben mesela işte lisanslı bir ürün kullanıyorum size anlatırken yani yüzden fazla mesela eser ekleyebiliyorum arkadaşlar Burası önemli arkadaşlar projeyi buradan yapıp bakın New Project Open Project New Project yeni bir proje meydana getirin Open Project ise var olan bir projeyi açın Evet ee, demekte şu kısımda ise mesela İngilizce yardım dosyaları videoları Ondan sonra sık sorulan sorular var Ondan sonra kullanıcı forumları, ondan sonra da işte followers yani sitaviden mesela yeni çıkan haberler varsa, yeni çıkan özellikler varsa bunları takip edebilirsiniz. Bunları es geçiyoruz, bu tarafa es geçiyoruz haberler. Bizim için önemli olan burası. Özellikle proje bölümü burası önemli arkadaşlar. Ee, yeni proje açmayı ve open proje var olan projeyi açtığımız zaman bunu öğrenmemiz lazım. Evet. Zaten projeler arkadaşlar belgelerimin içerisinde. Yani belgelerin klasörünün içinde bulunan sitavi dosyasının içerisinde bulunuyor. Bakın. Şurada belgeler. Burada bakın sitavi 5. Buranın içine geliyor. Bakın burada. Projeler hepsi burada. Evet. Buraya gelecektir. Ee, tekrar geliyorum. Bu dersimizde de arkadaşlar ne yaptık? Hemen yeni bir proje açıyorum. Bakın yeni bir proje açtım. Benden bir isim istiyor. Ee, deneme diyorum. Okey diyorum. İstersem yani oraya da kaydır ya da ee, ne yap bakın deneme hemen geldi geldikten sonra da program açacak onu arkadaşlar bekliyoruz açınca burada sol alta göreceksiniz bakın deneme geldi hemen açıyorum evet, evet deneme deneme geldi bunun üzerinde de konuşacağız var olan mesela projelerde açacağız orada ben neler yaptım neler şey ettim bunları da göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bu dersimizde bu şekilde son veriyorum. Bu derste ne öğrendik? Bu derste Sitavi programının sitesine girmeyi öğrendik. Girdikten sonra da Sitavi'nin orada sitede bulunan bir takım mesajlar var. Onlarla ilgili konuşmalar yaptım. Onun dışında Sitavi programını nasıl indirileceğini gösterdim. Gösterdikten sonra nasıl kurulacağını ve kurulduktan sonra da ilk dosyasını yani ilk açılış sayfasıyla ilgili size bilgi verdim. Proje ve yeni proje üretme konularına değindim arkadaşlar. Bu dersimizi de bu şekilde bitiriyorum. Bir dahaki derste tekrar görüşmek dileğiyle.